karpüs arteri diyoruz mesela. Evet. O karpüs arteri de daraldığı zaman işte felçlere sebep olabiliyor. Oraya da hani stent takabiliyoruz ya da oraya da açık ve küçük bir ameliyatla oradaki tıkanıklığı giderebiliyoruz. İşte bacak damarlarında tıkanıklık olabiliyor. Oralarda işte balonyada stent yapabildiğimiz gibi oralarda da bypass ameliyatları yapıyoruz. Yani bypass her yere uygulanabiliyor. Damar yani daha çok kalp, her bölgeye uygulanabiliyor yani mu? Yani kalp damarlarına, mesela beyin damarlarına bypass tabi olmuyor. Yani kalp damarlarına, bacak damarlarına, işte kola giden damarları da olduğu zaman onları da bypass evet. yapabiliyoruz. Bağırsağa giden damarları da bazen yapıyoruz. Böbreğe giden damarlarda genelde stentle hallediyoruz onu. Tabii yani ya stent ya bypass bir şekilde ya da işte balon ya da stent ya da bypassla ya da işte atrektomi diyoruz ya da girerek odaki plağı temizleyebiliyoruz anjiyo gibi bir yöntemle. Sürüsüne yöntem var. Evet. Anjiyoda temizlik yapıyoruz dediniz hocam. O bölgeyi tıkanıklık olan bölgeyi tabii. Özellikle bacak damarlarında özellikle bazen bacak damarı tam tıkalı oluyor. Bypass'a da uygun olmayabiliyor. Evet. O zaman böyle özellikle son zamanlarda daha da bu iş üzerine eğilim arttı. Giderek oradaki plak mesela çok sert plak bile olsa oraya girip plağı temizleme yöntemleri var. Oralara stent koyma yöntemleri var. Yöntem çok. Peki hocam stentten de biraz isterseniz bahsedelim. Stent hangi süreçlerde takılır has kişiye? Stentle kişi sağlıklı yaşayabilir mi?